Temel Teknik YouTube kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda sizlere Tarkin bitki Koruma hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar daha önceki analizlerimizde tepe noktamız 9.27'den itibaren bir düşüşünün ve tabii ki burada destek 669 olduğunu söylemiştik. Ve biz buralara tepe noktaları ve iniş noktaları olarak zaten tepeleri belirtmiştik arkadaşlar. Daha da yakınlaştırmak istiyorum sizlere. Baktığımız zaman hisse senedimizin şu noktaya geldiği zaman biz burada da aynı şekilde bir sistem olabileceğini ve bakın aynı şekilde iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor ve burası yapmıştı. Arkasından tekrardan iniş yapıp tekrardan yukarı doğru çıkıp burada bakın bir tane daha tepe noktası aslında yuvarlak durmuş ve bundan sonra hisse senedini tekrardan aşağı doğru çekmeleri söz konusu olabilir. Tabii ki bizler hep analizlerimizi yaparken sizlere burada neler görüyorsak onlar yorumluyoruz arkadaşlar. Yani yarınımızı geleceğimizi göremiyoruz. Ama baktığımız zaman biz bunları yapabilmemiz için de makti sayılarımızı referans alabiliriz ve bizim burada hisse senedimizin makdiye tarafında bir tepe noktası olduktan sonra genel anlamda pozitife doğru bir hacminin artık yavaş yavaş satış hacminin düştüğünü görebiliyoruz biz burada arkadaşlar. Ve RSI tarafımıza bizim burada bir yataya bağlamış. Ve aynı zamanda da eksi 22 22.59'a itibaren bunun aşağısına kapatmasını görmedik ki bu güzel bir şey. Ya bundan sonra artık fiyat ortalama, ortalamasının e, stabilize olma ihtimali söz konusudur. Bunu nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Hisse senedimizin bizim destek noktamız 598 şu noktamız arkadaşlar. Bunun aşağısına fark ettiyseniz son iki gündür bir düşüşler söz konusu olmadı. Özellikle dünkü yüksek düşüşten e, ziyade hisse senedimiz yüksek bir şekilde seyrini sürdürdü. Ve bu bizim teknik analizlerimize yaptığımız zaman biz her zaman söylüyoruz. Bakın buradan bir tepe noktamızdan aşağı doğru inen bir çizgimiz var. Ve bizim bu çizgimizin üzerinde bir kapanışı yapıp en azından 683 seviyesi yani şu daha önce nokta koyduğumuz seviyede bir kapatma görürsek mükemmel bir şekilde hisse senedimizin tekrarda yukarı doğru atma ihtimali var. En azından bunu da yaparsa 740 seviyeler kadar çıkmayı çıkmasını düşünüyoruz ama maalesef hisse senedimiz hep bura tepelere gelip aşağı doğru tepeye gelip aşağı doğru kırmaları yapıyor şunu yaparken buna baz alarak yaptık şimdi bunu da buna baz alarak ve öncekilerini baz alarak yapıyoruz Dolayısıyla bugünkü negatif yani 1.87 satışı yaptığımız zaman yarın Eğer kapanışımız bizim buradaki nokta olarak 598'in altında tam şu noktada bir kapanış görürsek Arkadaşlar bizim çizdiğimiz çizginin doğruluğunu göstermiş oluyor. İnşallah yanılırız. Yanılırsak da bunun içinde ciddi bir şekilde yukarı doğru çıkmalarını, inden çizgimizin dışına seyrini görmemiz şart arkadaşlar. Hacim tarafında ise zaten aşağıda biz size bunu makiyet tarafına gösterdik ama yukarıda hacimsel olarak 422'nin civarında bir ortalama demiştik ama bizim burada hacim ortalamamız gayet de güzel bir şekilde seyrini sürdürüyor. Şimdi gelelim biz de bunu öncelikle 4 saatlik yapalım. 4 saatlik baktığımız zaman arkadaşlar MACD RSI tarafımızda evet MACD'miz pardon RSI'miz yavaş yavaş burada bir kırmayı yapmış arkadaşlar. 4 saatlik bazda sizlere gösteriyorum. Yaptığı için de yavaş yavaş bunun üzerinde şekillenmesini bekleyeceğiz. Ciddi ciddi hisse senedimizin yüksek bir şekilde artık bu hisse senedi yükselişe geçiyor diyebilmemiz için öncelikle RSI'mızın şu çizgimizin üzerinde yani pozitif çizgimizin üzerinde şekillenmesi, kapanış yapması en azından ya da bir mum atması. Makdiye tarafımızın da 15 seviyesinin üzerinde bir tepe noktası arayışından geçmektedir. Tabii ki bizim da osilatör tarafımıza ise baktığımız zaman aslında normalde burada dediğimiz gibi bir yataylık söz konusu arkadaşlar. Burada bir mandallama yapıp yukarı aşağı yapıp arkasından tekrardan inişini yaparsa yarın dediğimiz gibi bu çizgi üzerinden bir inişleri görebiliriz. günlük bazda tekrar bir dönelim. Bizim bu hisse aslında bir bebek hissesi. Henüz daha yeni yeni yürümeye başlayacak. Dolayısıyla bu hissemizin baz alırken destekleri ve dirençlerimizin henüz oluşması için bir fiyatların olması gerekiyor. Aşağı tarafta şu taraflarda bir fiyat daha önce olmadığını söylemişler. İki tavan gittiği için dolayısıyla hissemizin en azından şu nokta itibariyle 590 573 arkadaşlar. Bu noktanın aşağısına inmediği sürece güzel. Eğer inerse aşağıda ee, şu noktaya atmıştık 476'ya kadar da bir inişler söz konusu olabilir. Tabii ki bunu söylemek için henüz erken arkadaşlar. Ee, bunun için takip etmemiz gerekiyor. Bizim buradaki desteklerimiz ve dirençlerimiz özellikle inen çizgimizin, trendimizin dışına bir kapanış yapıp yapmadığını takip etmemiz gerekiyor. Dostlar sizlere takip isteseniz teknik analizini yorumlamaya çalıştık. Yorumlarımıza memnunsanız mutlaka like atın, abone olun, paylaşın arkadaşlar. Bir soru, önerilerinizi yoruma yazın değerli dostlar. Bizlere e, yön verecek olan sizlerin değerli yorumlarınızdır. Bir sonraki yorumumuzu analizimize görüşmek üzere iyi akşamlar.